Karar TV ekranlarından herkese iyi akşamlar diliyorum. Gündem özel yayınıyla karşınızdayız. Türkiye tarihinin en kritik seçimine doğru. Artık gün sayıyor. Seçimin arifesindeyiz. Son düzlükteyiz. Bir hafta sonra sandıklar kuruluyor. Ve ilk kez bir seçimin sonucunun nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı? Bunu bilmiyoruz. Her şey herhalde 14 Mayıs günü belirlenecek. Yayınımızı Ankara'dan yapıyoruz. CHP Genel Merkezi'ndeyiz. Program konuğumuz elbette ki Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ben hemen kimlerle beraber soru soracağımızı soluma bakıyorum. Akif Bekir bizlerle birlikte. Ahmet Taş getiren beraber. Ve Taha Akyol'la beraber soracağız. Öncelikli olarak çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar yoğun bir seçim temposu içerisinde davetimizi kabul ettiniz, program davetimizi. Hoş geldiniz, biz de hoş bulduk. Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz, evet. Evet, ilk soruyu kendime pozitif ayrımcılık yapacağım ve ben sormak istiyorum. Peki. Bir tarafta böyle çok yoğun terör suçlaması var, PKK işte hani çok inanılmaz bir propaganda yürüyor. Ama bugün bir taraftan da şeyi gördüm ben. Engin Altay ile Özlem Zengin'in bir düeti de var. Enteresan bir seçim dönemindeyiz. Fakat ben şeyi sormak istiyorum. İktidarın en önemli böyle argümanlarından birisi CHP gelecek, Diyanet'i kaldıracak. Kaldıracak mısınız diye başlayayım. CHP gelecek. İktidara geldiğinde Diyanet'i kaldıracak. Kaldıracak mısınız Diyanet'i? Bir daha hani %100 emin olayım böyle bir soru sorulur mu diye. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran zaten Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Niye kaldırsın? İlk İmam Hatip okullarını açan Cumhuriyet Halk Partisi. Niye kapatsın? İlk İlahiyat Fakültesini açan Cumhuriyet Halk Partisi. Niye oraları kapatsın? Yani Diyanet İşleri Başkanlığı bu ülkenin temel kurumlarından birisidir. Ve Atatürk Diyanet İşleri Başkanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı'nı kurmak için aynı gün iki ayrı kanun çıkarmıştır parlamentodan. Yani dolayısıyla... Bana göre ki bu daha önce bana soruldu, hiç kimsenin gücü Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatmaya yetmez. Akif peki, sen de başlıyorsun. Son 10 gün yarış centilmence geçiyor mu? Dürüst, ahlaklı, seviyeli geçiyor mu? Çünkü sizin vermediğiniz, işte duyurmadığınız bir takım vaatler, sözler sizin adınıza Erdoğan tarafından açıklanıyor. Bunu centilmence bir katkı olarak alıp memnuniyet duyuyor musunuz? Elif sordu şimdi Diyanet'i kapatacağınız, mesela APO'yu çıkaracağınız gibi bir takım vaatler sizin adınıza açıklanıyor. Bu centilmence bir katkı mı? Partinizin broşürü de sahte logoyla İstanbul'da basıldı. Basıldı. Evet. APO'yu çıkaracağız yazıyordu orada da. Nasıl karşılıyorsunuz? Kendinizi yeterince bunları savuşturmaya çalışırken anlatabildiğinizi düşünüyor musunuz? Şöyle, centilmence bir yarış oluyor mu? Hayır. Ben bugüne kadar seçim meydanlarında hiçbir zaman Sayın Erdoğan'ın adını telaffuz dahi etmedim. Yani oturdum, kendi düşüncelerimizi, neler yapacağımızı bunları anlatma. Ağırlık bu. Bunları anlatmaya çalıştım. Ama karşı taraftan o kadar benim aklımın almayacağı o kadar çok suçlamalar var ki şaşırdım kaldım ya. Bu suçlamalara zaman ayırmak o noktaya bizi çekmek istiyor. Yani ekonomiden kopalım, Türkiye'nin geleceğinden kopalım, demokrasiden kopalım. Gençler özgürlük istiyor, gençler hak istiyor, gençler iş istiyor. Onlardan kopalım, oturalım, kısır bir tartışmanın içine girelim. Yok şunu çıkaracağım, yok bunu çıkaracağım, yok şunu yapacağım. Hayır ben bunu söylemedim, sen bunu söyledin. Ya bir seçime gidiyoruz. Bu seçim Türkiye'nin kader seçimi. Ve bu seçimde gerçekten biz otoriter bir yönetimden yana mı olacağız? Demokratik bir yönetimden yana mı olacağız? Bunun tartışılması lazım. Evlerde gerçekten mutfaklarda yangın var. Yani Akif Bey bunu bütün inancımla söylüyorum. Hani bazen politikacılar işi biraz abartarak dillendirirler ama burada abartılacak bir şey de yok yani. Eve girdiğiniz zaman zaten görüyorsunuz bu tabloyu. İnsanlar geçinemiyorlar gerçekten. İşsizlik zaten ciddi noktaya gelmiş. Asgari ücret açlık sınırının altında kalmış. Açlık sınırını belirleyen de ben değilim. Türk İş belirliyor. Yani Türk İş bir anlamda iktidara zaman zaman destek veren de bir kuruluş. Onlar belirliyorlar. Bu haldeyken şimdi kısır tartışmanın içine girmeyi hiç doğru bulmuyorum. Zaten hiç
o alanla muhatap da olmadım. Oturduk, kendi düşüncelerimizi, kendi projelerimizi geniş kitlelere anlatmaya çalışıyoruz. Ahmet Bey, buyurun. Şimdi topluma 5 yıllığına bir sorumluluk almayı vaat ediyorsunuz. Evet. Yani beni 5 yıllığına seçin, ondan sonra görevimi tamamlayıp torunlarımla meşgul olacağım, evet, oynayacağım diyorsunuz. Şimdi 5 yıllık süre hakikaten bir insan bir misyon belirlemiş olması lazım. Evet. Yani çok uzun bir zaman değil. Değil. Yani geçtiğimiz 20 yıl vesaire iktidar dönemlerine göre uzun bir zaman değil. Yani Kılıçdaroğlu ne yaptı geçti denmesini düşünüyorsunuz. Evet. Bu 5 yıllık sürede belirlediğiniz ana misyon, böyle bir çerçeve oluşturmuş olmalısınız. Ahmet Bey, ana misyon şu. Şimdi devletin temel kolonlarını tahrip ettiler. Ve ciddi bir kırılma var oralarda. Adalete bakıyorsunuz öyle, parlamentoya bakıyorsunuz öyle. Yürütme organı diye bir şey yok. Bir kişinin iradesi var orada. Medyaya bakıyorsunuz felaket durumda, tam bir kamplaşma. Topluma bakıyorsunuz, herkes neredeyse birbirini suçlar hale geldi. Benim bütün amacım bu devletin kolonlarını yeniden inşa etmek. Yani demokrasiyi gerçek anlamda getirmek. Yargı gerçekten bağımsız olmalı. Siyaset yargının işine karışmamalı. Ve yargı kendi sorunlarını kendi iç dünyasında çözmeli. Yani hakimler, savcılar, yüksek kurulu veya hangileri ise o konuda yetkin kurullar. O kurullar devreye girmeli. Yanlışları onlar düzeltmeli. Dolayısıyla güçler arasındaki denge sağlıklı bir denge olmalı. Parlamento parlamento olmaktan çıkmış. Ya emin olun, bunu büyük bir samimiyetle söylüyorum. Yani insan bazen gerçekten ben şaşırıyorum. Mesela tasarruf mevduatını, sigorta fonunu yöneten kişiler eğer bir yolsuzluk yaparlarsa bu yolsuzlukları hakkında soruşturma ve kovuşturma açılmayacağına dair kanun çıktı. Ya akıl alacak şey değil. Ne demek yani, Türkiye Büyük Millet Meclisi yolsuzluk, tasarruf mevduatı, sigorta fonunda yolsuzluk olursa hem kovuşturma hem soruşturma açılmayacaktır diye kanun çıktı. Hatta ben Anayasa Mahkemesi Başkanı'na bir mektup yazdım. Dedim ki parlamento böyle bir kanun çıkardı, bu parlamento için çok ciddi bir kara lekedir. Yani bunun düzeltilmesi lazım. Lütfen bu davayı, açtığımız davayı erkene alın. Bakın ve bu yükten parlamentoyu kurtarın diye. Dolayısıyla kurumlar kendi içinde çalışamaz noktaya geldi. Amacım şu, yani demokrasi olur. Bir dönem A Partisi gelir yönetir, bir başka dönem B Partisi gelir yönetir. Devletle partiyi ayırmak lazım. Şu anda devlet partileşti. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gemisi iktidar partisinin seçim otobüsüne döndü. Akıl alacak şey değil. Ya silah, savunma sanayi milli bir şeydir. Adı üstünde. Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı. Diğerlerinde milli yok. Milli Savunma Bakanlığı bizim hepimizi, hangi görüşten, hangi kimlikten olursak olalım, bu ülkenin savunmaya ihtiyacı var. Üstelik bulunduğumuz coğrafya bunu zaten zorunlu kılıyor. Biz güçlü olmak zorundayız burada. Savunma sanayi yeni değil ki. Yani ta 1980'lerden beri işlevini sürdürüp geliyor. Rahmetli Özal savunma sanayi fonunu kurdu. Kimse de bugüne kadar kalkıp savunma sanayi ile ilgili onu alıp da bir seçim propagandası haline getirmedi. Bunlar seçim propagandası haline getirdiler. Sanki biz karşıymışız gibi bir atmosferi yaratıyor. Ya niye karşı olalım? Efendim uçak yaptık. İyi, alkışlarız. Siz buna karşısınız. Hayır efendim, ne uçağa, ne tanka, ne şuna, ne buna. Bir şeye karşı olduğumuz yok. Tam tersine bunlar milli meselelerdir. Milli meselelerde bu işin sağ solu olmaz. Bu vatanseverlerin, herkesin bu milli meselelerin arkasında durması lazım. Bizim düşüncemiz bu. Devletle partiyi ayıracağız. Bu konuda da çok kararlıyım. Devlet bakidir. Parti gelip geçici. Bugün var, yarın iktidardan gider, başka bir parti gelir. Bu ikisi birbirinden ayrılmak zorundadır. Bunu yaptığımız zaman da devletin kolonlarını gerçek anlamda yeniden sağlıklı bir zemine oturttuğumuz zaman ben dünyanın en huzurlu insanı olacağım. Gerçekten de çekilip torunlarımla oynayacağım yani. Torunlarımı dinleyeceğim. O ayrı bir dünya yani. Torunlarımla yan yana geldiğimde gerçekten ben bütün sorunları unutuyorum. Yani onlar bana ayrı bir dünya bahşediyorlar. Yani böylesine bir güzelliği var.
Şimdi sorularınızı izleyicilerimizden sorular da alacağız. Biz ekonomiyi de konuşacağız. Taha Bey, sanırım siz ekonomiye ilişkin bir sorunuz vardı. Buyurun. Efendim, sizin de söylediğiniz gibi bugün Türkiye'de mutfaklarda hakikaten yangın var. Türkiye'nin milli gelirdeki dünya sıralamasında yeri 1980 yılındaki seviyesine düştü. Öyle. Bunun karşılığı hepimizin geçiminde, gelirinde, mutfağında sıkıntıların meydana gelmesi. Siz de haklı olarak seçim meydanlarında bu sıkıntıları bir an önce gidermek için mesela diyorsunuz ki 100 bin öğretmen görevi alacak. Evet. Bugün bir açıklamanız vardı. Daha önce buna benzer açıklamalarınız da oldu. En düşük memur ücreti asgari ücretin 2,5 katı olacak. Evet. Yani eskiden olduğu gibi. Eskiden 2,5 katıydı. Evet. Yani bu aşağı yukarı 24 bin, 25 bin lira en düşük memur olacak. Siz seçimleri kazanıp bu uygulamaya başladığınızda bu paraları bütçeden vereceksiniz. Bütçede bu para yok. Evet. Şimdiden 3 aylık bütçe 400 milyar liraya yaklaşıyor. Bunu nasıl karşılayacaksınız? Siz bu paraları bir yerden bulup verdiğinizde haklı olarak et alamayan insanlar gidip bir yarım kilo et alacaklar. Süt, peynir, zeytin alamayan insanlar, ama onların da üretimi o kadar artmış olmayacak. Enflasyon fırlayacak. Evet. Bu ne diyorsunuz buna? Yani bu biraz bu seçim döneminde Erdoğan'ın önderlik ettiği popülizm tarzı bir açıklama değil mi? Şöyle, ben maliyeciyim. Yani uzun yıllar Maliye Bakanlığı'nda çalıştım ve 27,5 yılımı bütçe nasıl yapılır, para nasıl toplanır, tasarruf nasıl yapılır bunlara ayırdım. Şimdi müthiş bir savurganlık var devlette. Bizim Allah nasip ederse çıkaracağımız bir numaralı kararname savurganlıkları önleme ve tasarruf kararnamesi olacak. Biz çok büyük bir parayı tasarruf edebileceğimize inanıyoruz. Devletin bakanlıkları kiralarda olur mu? Genel müdürlükleri kiralarda olur mu? Çıkacağız Çankaya'ya. Buraya devletin bütün bakanlıkları, buyurun kardeşim gidin. Orada yer var, oralara kiradan kurtaracağız. Yani bugünkü Beştepe'yi bakanlıklara mı vereceğiz? Bakanlıklar, yani geçici bir süre için bakanlıklar giderler. Kira rezaletinden de biz kurtulmuş oluruz yani. Sonra da bir tasarruf yapacağız. Şimdi ücretlilere ve emeklilere bir şey vermezseniz ekonomi çarkını döndüremezsiniz. Şimdi eğer emekliye verdiğinizde, ücretliye verdiğinizde bu gidip doğal olarak kendi günlük ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Bu üretimi artıracaktır belli bir zaman dilimi içinde. Artı biz zaten gelir vergisi tarifesini değiştirecektik. Söz vermiştik. Asgari ücretten vergi almayacağız diye. O 20, 22-23 bin lira dediğim rakam gelir vergisi tarifesindeki oynama da dahil. Orada da gelir vergisi alınmayacak. O da ücretin üzerine ilave edilecek. Bunu işverenler de istiyorlar. Diyorlar ki biz devlete vereceğimize işçiye verelim. Onlar da rahat gelip çalışabilsinler ve geçimlerini sağlayabilsinler diye. Tabii elbette devlet ek gelir kaynakları bulmak zorunda. Bütçeyi dengelemek zorunda. Bununla ilgili çalışmalar. Bakın bir şey daha söyleyeyim tabi. 6 partinin çok güçlü bürokratik kadroları var. Yani hazinede çalışmış, kesinlikle, maliyede çalışmış, Merkez Bankası'nda çalışmış, Türkiye İstatistik Kurumu'nda çalışmış, Kamu İhale Kurumu'nda çalışmış, birikimli, deneyimli bürokratları var. Biz bütün bunları, bu bürokrat arkadaşlar, biz önce kendi düşüncemizi söylüyoruz. Onlar önce alıyorlar, test ediyorlar. Sağına bakıyor, soruna bakıyor, hesaplamasına bakıyor. Kullanın veya kullanmayın diyor. Mesela şunu kullanmayın dediklerini biz çıkarıyoruz oradan. Kullanın dediklerini kullanıyoruz. Çünkü onları gerçekleştirme potansiyelimiz var. Yani bu söylediğiniz çok önemli ve ilk defa söyleniyor. Evet. Yani Millet İttifakı'nın liderleri, başta Cumhurbaşkanı adayı olmak üzere siz iktisadi bir vaatte bulunduğunuzda bunu Millet İttifakı'nın iktisatçıları önceden incelemiş oluyor. Evet. Şimdi yarın Allah nasip ederse bu arkadaşlarım her partiden ikişer kişi olsun dedik. Onlar aynı zamanda kamuoyunun önüne de çıksınlar istiyoruz. Yani bazen şu soruluyor. Efendim hangi bakanı nereye atacaksınız? Ya da kim ben soracaktım olacak? Şimdi söylüyorum. Şimdi ikinci hakkımı kaybetmeyeyim, tamam mı? Burada uzun yıllar bürokraside çalışan birisi olarak bakandan çok daha önemli olan bürokrasidir. Muhakkak. Çünkü bakanı briefiye edecek, bakanı bilgilendirecek, bakanlıkla ilgili bütün ayrıntıları verecek, bir
talep geldiği zaman, bir siyasal talep geldiği zaman o siyasal talebi değerlendirip artısını eksisini siyasi otoriteye bildirecek olan bürokrasidir. Bürokrasi ne kadar liyakatli olursa siyasi iktidar da o kadar rahat eder. Dolayısıyla biz öncelikle liyakatli bürokratları atamak için ilk yapacağımız işlerden birisi o. O liyakatli bürokratlar olduğu zaman bakanlar da rahat edecekler. Bir konu verilecek. Zaten arkadaşlar çalışıyorlar. Altı partinin kurmayları bunlar. Çalışıyorlar. Birbirlerini tanıyorlar. Zaman zaman kendi aralarında tartışıyorlar. Belli bir konuyu olgunluğa ulaştırdıktan sonra da liderlerini önüne koyuyorlar. Yani her şeyi bir şekilde oturuyoruz, düşünüyoruz, tartışıyoruz ve ondan sonra biz bunları dillendiriyoruz. Şimdi siz 18 Kasım 2022 tarihinde bir tweet atmıştınız. Yani sosyal medya hesabınızdan bir paylaşım yaptınız. Borsa konusunda uyardınız. Bu da böyle en güncel mevzulardan birisi. Borsa çöküyor. Siz dediniz ki küçük yatırımcıyı uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyon ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz. Ama asıl yem bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde maalesef avlanan siz olacaksınız dediniz. Siz bu açıklamayı yaptığınız dönemde iktidar da yatırımcıları borsaya yönlendiriyordu. Evet. Siz haklı çıktınız. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Borsa çöktü. Evet. Şimdi borsa bir kumarhane değil aslında. Evet. Çünkü onun arkasında Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası gibi yasayla görev alanları tanımlanmış ve borsaya hem derinlik kazandıran hem güven kazandıran kurumlar olmak zorunda. Fakat bu kurumlar da devletteki liyakat sistemi çökünce bu kurumlarda da çöküş başladı. Dolayısıyla bu kurumlar bir anlamda bazılarının kendi hisse senetlerini kote ettirmeleri, sonra belli miktarda fiyatların süratle artırmaları, parayı aldıktan sonra da çöküşün başlaması ve küçük yatırımcının büyük zarara uğraması. Bu tam bir felaket. Şimdi ne olacak peki? Şu anda devam ediyor zaten. Biz bu uyarıyı yaptık ama yani yine devam ediyor. Borsada inişler, çıkışlar, küçük tasarruf sahibi perişan oluyor. Bununla ilgili bir bizim ortak mutabakat metninde menkul sermaye piyasasının ve borsanın artı sermaye piyasası kurunun yeniden yapılandırılması gerekiyor. Bu konuyla ilgili davalar için özel bir mahkemenin kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü olay gidiyor hakimin önüne, hakimin bundan haberi yok. Bilirkişi abade ediyor, bilirkişi yani nasıl karar veriyorsa hakim ona göre karar veriyor. Bu davaların süratle sonuçlanması ve özel mahkemeler olması lazım. Bunu da düşünüyoruz. Yine Batı'da buna benzer bazı kurumlar var. Bu kurumun yapısını güçlendirmek, yani sermaye piyasasının yapısını güçlendirmek için o kurumları da ayrıca oluşturacağız. Sermaye piyasası kuruluna eskiden eleman alınırken tabii ben onların kursuna giderdim. Maliye Bakanlığı'na ilk girenlerin kursuna giderdik. Devlet nedir, ne değildir? Aynı şekilde kaymakamların da kursuna giderdik. Maliye Bakanlığı'nı anlatmak üzere. Çünkü kaymakam atandığı zaman maliye nedir, Maliye Bakanlığı nedir, devletin bütün birimleri... Siz kursa ders vermeye giderdiniz. Ders vermeye giderdik, evet. Ders vermeye giderdik. Şimdi bunlar var mı yok mu bilmiyorum ama büyük bir çöküş var bürokraside. Bunun en ciddi yansımalarından birisi de sermaye piyasası maalesef üzülerek ifade edeyim. Hatta yani bir şey anlatayım. Buyurun. Yani, bir gün birisi geldi. Önemli bir kurumdan emekli oluyor. İstanbul'a yerleşiyor. İstanbul'da kendisine ait bir şirket kuruyor. 6 milyon dolarlık bir hacme ulaşıyor. Sonra bir gün kapısı çalmıyor. Bana 1 milyon dolar para vereceksin diyorlar. Diyor ki ben niye para vereyim? Bütün halka açığım. Herkes biliyor, denetimli yapılıyor, hiçbir sorunum yok vesaire. Adamı kovdum diyor. Fazla değil bir süre sonra sabahın erken saatinde polisler geldi. Kapıma dayandı. Beni götürdüler karakola. Sonra aldılar götürdüler savcıya. Savcı beni oturtmadı diyor. Ve ellerindeki kelepçeyi çözmedi diyor. Oysa ben saygın bir iş adamıydım. Ve yarı resmi bir kamuda çalışırken de benim bütün başarılarım herkes tarafından biliniyordu. Sonra beni tutuklama emriyle, talebiyle mahkemeye gönderdim. Hakimin karşısına çıktım. Hakim demek ki düzgün bir adam. O benden 1 milyon dolar para isteyen kişi
bu konularda yayın yapan birkaç internet sitesini arayarak benim tutuklanacağımı önceden oraya haber vermiş. Hakim aldı dosyaya baktı. Demiş ki evladım senin burada ne işin var? Vallahi ben de bilmiyorum demiş. Beni serbest bıraktı diyor. Ama eve gittim çocuklar gibi ağladım diyor. Yani ben saygın devletine vergi ödeyen bir şey kuruyorum. Sonra bunlar beni aldılar diyor. İMKB ve Sermaye Piyasası Kurulu benimle ilgili soruşturma açtı ve bunu bütün dünyaya duyurdular diyor. Ve benim prestijim zedelendi diyor. Buna benzer çok hikayeler var. Yani eğer girilirse bu alana size bu hikayeleri anlatacak çok sayıda iş insanı göreceksiniz. Maalesef böyle. Buyurun Ahmet Bey. Evet, ekonomiden devam edelim. Evet. Şimdi ekonominin sıkıntı içerisinde olduğu açık belli. Evet. Yani bu halka yansıyan kısmı hakikaten dayanılmaz boyutlarda. Yani soğan, patates fiyatları aslında o yakıcılığı yansıtan bir durum. Şöyle bakılıyor. Yani 14 Mayıs'tan sonra iktidara kim gelirse gelsin ekonomide çok ciddi bir sorunla karşı karşıya olacak. Yani gerek mevcut iktidar gerek Millet İttifakı'nın iktidarında böyle bir şey olacak. Şimdi bu arada vaatlerde de bulunuluyor. Evet. Sizlerin de vaatleri var. İktidarın seçim öncesi bir takım topluma verdiği bir takım şeyler var. Bunlar da tartışılıyor. Bunun bütçe karşılığı nedir vesaire diye. Sizin vaatleriniz de tabi söyledi, tartışılıyor. Şimdi toplum nasıl karar verecek buna? Ya şöyle bir şey olmuyor yani. Liderler konuşuyor. Toplum onların hangisinin işte şeyine bakarsa, cazibesine onun arkasından gitsin gibi. Halbuki sorunun nasıl çözüleceğini toplumun bilmesi lazım. Bunun için de mesela yarın siz ekonomik kadrolarınızın bir kısmını en azından İstanbul mitinginde açıklayacaksınız. Yani Millet İttifakı içerisinde hakikaten güçlü ekonomi kadroları, kurmayları olduğu da biliniyor. Yani şuna gelinemedi Türkiye'de. Yani iki ekip bir televizyon ortamında karşı karşıya gelsin. Herkes birbirine söyleyeceğini söylesin ve millet karar versin. Böyle bir şey eskiden oluyordu. Eskiden oluyordu evet. Siz zaman zaman bu tarz çağrılarda bulunursunuz. Son zamanlarda olmuyor bu. Evet. Özellikle liderlik boyutunda olmuyor. Yani son 22 yıldır olmuyor. Olmuyor. Buradan şöyle bir çağrıda bulunmak ister misiniz? Yani Tayyip Bey de ekonomi kadrolarını toplasın. Siz de ekonomi kadrolarınızı toplayın. Yani bu son seçim haftasında diyelim ki bir televizyon kanalında ya da televizyonların ortak yayınında bu yayınlansın. Herkes bilgilerini, öngörülerini, yarına yönelik planlarını anlatsın gibi bir buradan çağrıda bulunmak ister misin? İsterim tabii. Medeni insanlar olarak bir araya gelmeliyiz. Kurmaylarımız olmalı, oturmalıyız, tartışmalıyız. Ben sorunu nasıl çözeceğim? Karşı ekip sorunu nasıl çözecek? Oturmalıyız. Zaten demokrasilerde hakem halktır. Biz sadece kendi düşüncelerimizi söylüyoruz. Halkın hakemliğine başvuruyoruz. Vatandaş kimi seçerse onu iktidara getiriyor. Ama karşılıklı oturup görüşerek, tartışarak medeni insanlar gibi biz bunu yapabilirsek halk daha sağlıklı karar verecek. Şimdi AK Parti'ye oy veren sadece Erdoğan'ı dinliyor. Bize de oy veren diyelim sadece bizi dinliyor. Oysa ikimizi beraber aynı ortamda hem onlar hem bir diyelim ki bize oy veren vatandaşlar gelmeli, dinleyebilmeli. Yani aklın sağduyusunu egemen kılmak zorundayız. Aksi halde bu bir çekişmeye dönüyor. Horoz dövüşü gibi bir şey çıkıyor ortaya. Sen şunu söyledin, sen şunu söyledin. İyi de kardeşim ben bunu söyledim, gerekçemi anlatmalıyım. O da onu söyledi, o da gerekçesini anlatmalı. Halk da oturmalı, karar vermeli. Bu çağrıyı teşekkür ederim ayrı. Şu anda da yapıyorum. Arzu ederlerse. Onların televizyon kanalları var bir sürü. A Haber mesela baştan. Vallahi giderim. Yani gelsin A Haber'e gidelim. Hatta ben istiyorlarsa tek gideyim. Yani ona da razıyım ben. Yani
Eğer Sayın Erdoğan kurmaylarıyla gelecekse kurmaylarıyla da gelebilir elbette. Arzu ederse ben de kurmaylarımla giderim. Arzu ederse biz 6 lider, onlar da 5 lider oldu kendi aralarında. Onlar da gelebilirler, otururuz konuşabiliriz. Ya biz düşman değiliz ki. Sonuçta bu ülkenin çıkarı için mücadele ediyoruz. Türkiye daha gelişsin, daha hızlı büyüsün, kutuplaşmalar sona ersin. Türkiye zengin bir ülke, imkanları çok olan bir ülke. Bir şey daha söyleyeyim. Taha Bey dedi ya, bu paraları nereden bulacaksınız diye. Taha Bey, gerçekten o kadar verimli yatırımlar yapacağız ki. Yani Türkiye çok kısa süre içerisinde büyük bir gelişme sağlayacak. Ben Londra'ya gittiğimde, hep diyorlar ya işte gitti şununla bununla görüştü. Görüştüğüm kişiler belli yani. Benden sonra gidenler de yine aynı ekiplerle görüştüler. Sayın Erdoğan gittiğinde o da aynı ekiple görüşüyor. Türkiye'ye yatırım yapmaları için istedikleri şey, sizde demokrasi yok, can ve mal güvenliği yok. Biz nasıl gelip yatırım yapalım? Biz demokrasiyi getireceğimizi, can mal güvenliği getireceğimizi, bütün bunların hepsini söyledik. Yaparsanız biz geliriz diyorlar. O yüzden ben söylüyorum. 5 yıl içinde 300 milyar dolar para gelecek. Biz mesela Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar olan havzayı özel bir yasayla, özel bir ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Orada katma değeri yüksek ürünler üretilecek ve yine o havza bütün Akdeniz'in en ciddi üretim merkezlerinden birisi olacak. Kayseri'deki bir fabrika malını ihraç etmek istiyorsa demir yoluyla limana kadar taşıdığında lojistik masraflarını biz karşılayacağız. Böylece Anadolu'nun içi boşaldı. Anadolu'da fabrikalar kurulacak. Arzu ediyorsa Trabzon'a, arzu ediyorsa Samsun'a, demir yoluyla, arzu ediyor İskenderun, Mersin'e demir yoluyla bunlar taşınacak. Denizli yine demir yoluyla Ege'ye, oradaki limanlara bağlanacak. Bunu bakın yıllardır ihracatçılar istiyorlar. Yıllardır ama bu yapılmıyor. Biz bunu yaptığımız zaman göreceksiniz. Üretim nasıl artacak, maliyetler nasıl düşecek, gelir nasıl artacak. Bütün bunların hepsini yapmak mümkün. Ve bunlar öyle çok büyük paralar, yani Çanakkale Köprüsü gibi çok büyük paralar isteyen bir şey de değil. Bunları yaptığınızda bu harcama kısa süre içinde birkaç kat geliriyle beraber geriye dönüyor. Akif Bey. Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi toplumda çeşitli korkular var seçimle evet. ilgili. Evet. Seçim günü, gecesiyle ilgili, süreçle ilgili, kimin kazanıp kimin kaybedeceğiyle ilgili her iki tarafta da korkular var. Sizin de endişeleriniz olsa gerek. Sizi en çok kaygılandıran şey ne? Son 10 günde bir yol kazası mı, bir bel altı operasyona maruz kalmak mı, yoksa uyarı yaptınız seçim gecesi? Hı. İstenmeyen bir takım olayların yaşanması mı? Ve uyarınız abartılı mıydı? Meclis Başkanı provokasyon dedi. Şöyle, bir seçim öncesi, iki seçim gecesi, üç seçim sonrası. Biz üçü ayırdık. Seçim öncesi şu anda çalışıyor. Sandık güvenliği. Sandığın güvenliğini. Ben farklı yerlerde de söyledim. Şimdi de ifade edeyim. Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyoruz biz. İstanbul seçimlerinde bu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Çünkü başka bir yerden talimat alıp karar veren bir otoriteye, yargı kurumuna sizin güvenme şansınız yoktur. Her bir sandıkta mutlaka bizim bir temsilcimizin olması lazım. Ve biz bunun için Elif Hanım tam 1,5 yıldır çalışıyoruz. 1,5 yıldır. Önce kimler görevli? O görevlileri alıyoruz, eğitiyoruz. Bir sıkıntımız oldu deprem dolayısıyla. Deprem bölgesinde yeniden sıfırdan, yeniden ele alıp değerlendirmek zorunda kaldık. Bu sadece CHP'nin yaptığı. Diğer bizim arkadaşlar da diğer partilerde benzer uygulamaları yapıyorlar. Onlar da aynı şekilde sandıklarda görevlendirecekler. Bu seçim öncesi. Seçim gecesi sandıklar açıldıktan sonra oradaki temsilcimiz baştan imzalamayacak. Açıldıktan sonra asla dışarı çıkmayacak. Sayımlar yapılacak. Tutanaklar imzalandıktan sonra cep telefonuyla fotoğrafını çekip genel merkeze gönderecek. Biz ondan sonra rahat olacağız. Seçim gecesi de her gelen bilgiyi süratli bir şekilde değerlendireceğiz. Onunla ilgili de bütün teknik altyapı oluşturuldu. Çok ciddi bir kadro zaten çalışıyor. Dışarıdan hackerların yapılacak saldırılarına karşı da bütün güvenlik önlemleri alındı. Hem içeride hem dışarıda pek çok güvenliği sağlayacak mekanizmalar kuruldu. Bu şekliyle yolumuza devam ediyoruz. Seçim sonrasında ise
seçim gecesinden başlayarak ben bütün vatandaşların sükunetle olayı izlemelerini istedim ve bunu her seferinde de dillendirdim. Çünkü kaybedeceğini anlayan bir siyasal iktidarın, özellikle kendisini devlet olarak artık tanımlama pozisyona gelmiş olan bir iktidarın gitmemek için devletin bazı unsurlarını kullanarak olayı sabote edebilir. Bu konuda da bütün vatandaşlarımıza, partilerimize uyarı yaptık. Yani ne yaparlarsa yapsınlar tarihlere kapılmayacaksınız. Bekleyeceksiniz, nasıl olsa bu seçimi biz alacağız diye. Onları da aynı şekilde uyardık. Diğer partili arkadaşlarımız da artı ittifakı oluşturan diğer liderlerle de bu konuyu konuştuk. Tabii seçim sonucu ortaya çıktıktan sonra önümüzde ciddi bir risk var. Risk şu, kazanmanın belli olmasından sonra mazbatanın alınması arasındaki sürede dolar ne olacak? Çünkü şu anda altın satarak vaziyeti kurtarmaya çalışıyorlar. Çünkü dolar da kalmadı. Ya da kapalı çarşıdan dolar toplayıp doları bir yerde frenlemek istiyorlar. O 10 günlük süre içerisinde bundan vazgeçip ne yaparlarsa yapsınlar deyip ekonomiyi tümüyle boş bırakabilirler. O konu üzerinde de bizim ekonomi kurmayları ayrıca çalışıyor. İşin özeti bu. Ekonomiden mi devam edelim ekonomiden daha Bey? Çok önemli bir noktaya geldik. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önündeki bir riskten... Çok özür dilerim. Bu deepfake ile ilgili. Evet. O konuda da... Belaltı operasyon evet. Endişeniz şimdi var. Orada da şöyle, açıkça söylemek gerekirse İletişim Başkanlığı'nın içinden... yurt dışındaki bazı hacker gruplarıyla anlaşma yapıldı. Paraların Bitcoin hesapları içinde gönderildiği. Bununla ilgili bir duyum geldi bize. Duyum geldi ama yani her gelen duyuma biz hemen işte hemen çıkalım değil. Hayır. Onu birkaç kanaldan check ettik. Evet bu doğru. Şimdi biz... Bunu İletişim Başkanlığı yapmış. İletişim Başkanlığı'ndan bir grubun yaptığını gayet iyi biliyoruz. Yani. Ben isimleri de verdim. İsimler de belli zaten. Yani hangi trolleri hazırladıklarını da biz biliyoruz. Ve bu konuda da şimdi Taha Bey her ne kadar devleti tahrip ettilerse de hala bu devlette çalışan, aklı başında devletini seven, milletini seven bürokratlar var. Ve onlar da Türkiye'nin gidişinden endişe duyuyorlar. Bir seçim bizim demokrasi tarihimiz açısından çok önemli bir seçim. Bu seçimin seçim olmaktan çıkarılmasından onlar da rahatsızlar ve bu konuda önlem alın diyorlar. Yani alıp olayı başka bir yere sürükleyebilirler, başka bir yere götürebilirler. Yurt dışından troller tuttular, dünyanın parasını ödüyorlar. O parayı da dediğim gibi Bitcoin hesapları üzerinden gönderiyorlar ki bulunmaz. Efendim hepsi biliniyor. Belli ülkelerin istihbarat örgütleri bunların tamamını biliyor. İsim isim hepsini de biliyorlar. Peki sizin bu açıklamanız... Benim uyarı yapmam, hükümetin bu konuda devleti seven birisi olarak devletin sırlarını kalkıp da bu tür alanlarda siz şey yapamazsınız. Eğer girerseniz bu alana, yasa dışı bir alana girerseniz devletin bütün sırlarını birileri ele geçirmiş olabilir. Karşı. Ya evet. Başka yabancı istihbarat servislerine koz verildiğinden mi? Evet, kaygılanıyorsunuz. Evet. Peki sizin bu uyarıyı yapmanız bu operasyonları engelledi mi? Hala beklentiniz var mı yani bu bilmiyorum. Endişeniz devam mı? Yani ben devletini ve milletini seven birisi olarak bu tür olayların Türkiye'ye ve Türkiye'nin geleceğine büyük zarar vereceğini düşünen birisiyim. O nedenle sade bir yurttaş olmanın da ötesinde bir partinin genel başkanı ayrıca bu ülkede cumhurbaşkanı adayı olarak ben bu uyarıyı yapmak zorundaydım. Bir an önce bu işi durdursunlar. Türkiye yabancı istihbarat örgütlerinin bizim sırlarımızı, bizim bilgilerimizi alacağı bir mekana dönüşmesin diye. Size bu bilgiyi getiren kaynaklar sizin açıklamanızdan sonra şöyle bir gelişme oldu diye ilave bir bilgi geldi mi? Tepkiler geldi malum iktidar kanadından birkaç kanaldan tepkiler geldi ama onun dışında şu ana kadar bazı bilgiler geldi ama o bilgileri şimdi söylemem çok doğru olmaz. Peki ben ekonomiyle ilgili sorum soracağım.
çok kritik bir noktaya bahsettiniz. Döviz çok hassas bir dengede. Evet. Eğer seçimleri kaybedeceğini düşünürse iktidar, koy ver gitsin dediğinde onu 15 gün içerisinde çok ciddi problemler olabilir, evet, diye uyardınız. Millet İttifakı'nın iktisatçıları bu konuda çalışıyormuş. Ben şunu soracağım. Siz Londra'ya gittiğinizde sadece demokrasi yok, hukuk güvenliği yok, mülkiyet güvenliği yok, gelmeyiz, bu olursa geliriz gibi kısa bir konuşmam oldu. Başka ayrıntılar verdiniz mi veya onlar sordular mı? Ne bileyim ben, Merkez Bankası gibi, hazine gibi. Kadronuzu sordular mı? Çünkü ekonomide kişisel güven, kişisel liyakat son derece önemli. Siz bize böyle önde gelen düşündüğünüz ekonomistlerden birkaç isim verebilir misiniz? Nitekim Sayın Meral Akşener, çok değerli bir iktisatçı olan, Sayın Bilge Yılmaz'ın ismini verdi. Çok saygın bir iktisatçı, çok iyi bir finansçı. Ayrıca siz önceki gün akşam Sayın Ali Babacan'ı, onun da nasıl değerli bir iktisatçı olduğunu herkes biliyor, konuk ettiniz. Evet. Bunlardan biz bir takım anlamlar, bir takım işaretler çıkaralım mı? Şöyle, gerçekten iyi bir bürokratik kadro oluşturacağız. Yani liyakatli, konusunu bilen bir kadro olması lazım. Aksi halde devleti yönetemezsiniz. Çünkü ben kendi hayatımdan örnek vereyim. Maliye Bakanlığı'nda çalışırken Sayın Ahmet Kurçe ve Alp Temuçin bakan olarak atandı. Kendisi mühendisti, maliyeci değildi. Ama bürokrasi, Sayın Bakan'ın talepleri doğrultusunda her türlü altyapı çalışmasını yapıp Sayın Bakan'a sunduğu, bakanlığı tanıttığı, bir briefing verdi. Bürokrasinin geleneğidir zaten, bunların tamamı yapılır. Ama şimdi bunların hepsi öldüğü için yapılmıyor. Önce biz bu kuralı, bu seremoniyi yerine getirmek zorundayız. Ve önce sağlıklı ve tutarlı bürokratları, bakanı doğru briefing edecek, söylediği şeyin ya da bir siyasal talebi varsa o talebin yerine getirilmesiyle ilgili ifade ettiği bir öneriyi hem artısıyla hem eksisiyle topluma verecek. Yani daha doğrusu bakana sunacak. Ben şöyle bir anım oldu. Malum saraya sadece bir sefer gittim. 16 Temmuz'du galiba. Bu konu konuşulurken Sayın Erdoğan'a siz devlete liyakat sistemini mahvettiniz dedim. Yapacağız dedim. Dedim ki devlette liyakat çok önemlidir. Bakanlar bir şey söyledikleri zaman bürokratların itirazlarını da dinlerler. Rahmetli Özal'la biz başbakanlık konutunda gecenin ilerleyen saatlerine kadar çoğu zaman bir araya geldik. Rahmetli Adnan Kahveci bize biraz derdi ki ya Sayın Başbakan'a çok itiraz etmeyin. Erdoğan susturdu. Hayır, onları bir dinleyelim bakalım ne diyorlar diye. Devlet böyle yönetiliyordu ve böyle olması Özal lazım. Özal, evet. Özal onu sustururdu. Erdoğan diye bir şey oldu da. Ha, Özal susturdu. Özal, evet, derdi ki önce bir arkadaşları dinleyelim. Şimdi ben bunu Erdoğan'a da anlattım. Binali Bey oradaydı. Binali Bey dedi ki kararı siyasiler verir. Dedim elbette kararı siyasi verir. Ama yanlış bir kararsa ve uygulanırsa bürokrata niye beni uyarmadınız deme hakkı olmaz artık. Çünkü bürokrat doğruyu söyler, siyasi karar verir. İlla ben böyle yapacağım ama dönüp de bürokrata niye bana zamanda söylemediniz bu kararın yanlış olduğunu. Biz söyleriz bürokratlar olarak, siz bunu yaparsınız veya yapmazsınız veya bir başka yol yöntem bulursunuz diye. O açıdan çatıyı kurarken bakanlardan çok daha önemli bürokratik kadrodur. Çünkü devlet onlardır. Yani biz sokakta polisle karşılaştığımda devlettir o baktığınız zaman. Genel müdürle karşılaştığınızda devlettir. Ama bakan ayrı, o siyasi bir kişidir. Sürekli bürokratlara siz vurgu yapıyorsunuz. Yani bakanlardan daha önemli SSK'yı bürokratlar. SSK'yı kim batırdı onu? Yok, SSK'yı sormayacaktım ama onu da sorabiliriz. SSK'yı batırdınız mı diye. Onu da konuşabiliriz tabii. Keşke mesela Erdoğan gelse bunu da konuşsak. Ne olacak yani? Otursak konuşsak, bana... Bütün veriler var zaten, orada duruyor. Altına imza attım, her şey orada duruyor. Bir şey söyleyeyim. Ben genel müdürken KİT komisyonda da eleştirdiler. SSK'nın ihaleleriyle ilgili. Bütün dosyaları, yaptığımız bütün ihale dosyalarını götürüp KİT komisyonuna teslim ettim. Buyurun bakın, eğer bir yanlışlık varsa, bir yerde haksızlık varsa ben en azından beraber gidip o haksızlığı telafi edelim diye. Baktılar hepsini. Ama hiçbir şey yok. Evet. Şimdi ben şeyi sormak istiyorum. Yani bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde hiçbir bürokrat
kendi dönemine ait bütün çalışmaları götürüp KİT komisyonuna dosyaların tamamını teslim etmiş değildir. Biz teslim ettik. Evet. Şimdi bürokrasiye, yani bürokrasi önemli. Bakanlardan evet. daha önemli. Kamu bürokrasi diyorsunuz. Şimdi 14 Mayıs akşamı eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin kaybedeni olursa 700'ün üzerinde yüksek bürokratın görevi de bitmiş olacak. Evet. Buna valiler de dahil. Yasa öyle. Yasa öyle. Siz de eğer seçimi siz kazanırsanız 15 Mayıs'ta 700'ün üzerinde bürokrat işini bırakmış olacak. Bu konuda sizin 3 nolu kararnameniz hazır mı? Bu 700 şöyle. Bürokrat kimler olacak? Devri sabık olacak mı? Yani sizden bürokratlar mı? Bununla alakalı kararname hazır mı? Hazır mı? Tamam. Ne yapacaksınız? Şimdi merak ettim. Madem bu kadar bürokrasiye tamam. önem veriyorsunuz. Bürokratlarla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Neden önemli bakanlardan? Evet. Çünkü bakan bir siyasal talimat verdiği zaman evet. kendi bakanı diyelim ki Hazine Bakanı bir şey söyledi. Hazine Bakanı'nın verdiği talimat bazen diğer bakanlıkları da evet. ilgilendirir. Bakanlar bir araya gelmezler ama bürokratlar süratle bir araya evet. gelirler. Bakandan böyle bir talimat geldi. Bir uyumu sağlarlar ve onun üzerine gider çalışmayı yapar, sonlandırır ve bakanlarına verirler. O açıdan bürokrasinin böyle bir önemi var. Şimdi 700'ün üzerinde dediğiniz işte bürokrat istifa etmiş sayılıyor yasaya göre. Biz bunları hemen aynı gün sen istifa ettin ayrıl. Öyle devlet öyle yönetilmez. Öyle bir şey yok. Hemen hepsini atalım. Yerine 700 kişiyi birden yok öyle. Devlet akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle yönetir. En önemlisi adaletle yönetilir devlet. Birikimi varsa, düzgün insansa niye görevden alalım? Çalışıyorsa, başarılıysa görevine devam eder. Kararnameye dahil eder, görevine devam eder. Belki bazıları biz ayrılmak istiyoruz diyebilirler. Ayrılabilirler. Sorarız. Sizin önereceğiniz birisi var mı? Sizin bu görevi daha iyi yapacak bir arkadaşınız var mı? Çünkü siyasetçi kin ve öfkeyle hareket ederse o zaman bunlardan bir farkı kalmaz ve Türkiye başka bir kaosun içine sürüklenmiş olur. Öyle devri sabık yaratmak, şunu yapmak, bunu yapmak yok yani. Öyle bir şey doğru değil. Benim kapının önüne koymak gelir gelmez. Evet, kapının önüne koyalım. Öyle bir şey yok. Ben o nedenle bürokratları uyardım. Kanunsuz işin altına imza atmayın. Niçin imza atıyor? Talimat gelirse ki 657 sayılı yasada hüküm var. Der ki kanunsuz emir verilemez. Gerekirse yazılı olarak bu yasalara şöyle şöyle aykırıdır diye imzalamaz yani. Biz bunu çok gördük evet. bürokraside. Efendim ben size iki isim sordum bir şey söylemediniz. Sayın Ali Babacan ve Sayın Bilge Yılmaz. Evet. Bunların ismi ön planda. Tabii Sayın Babacan Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevini sürdürecek. Elbette ki yani ekonomi konusunda hem içeride hem dışarıda bilinen bir isimdir. İç çevrelerini de yakından tanıdığı bir isimdir. Bilge Bey de siz de ifade ettiniz. İyi bir eğitim almış bir arkadaşımız, hocamız. O da tabii bürokraside de, bakanlıklarda da iyi yerlere gelebilirler. Onu 6 lider oturup bir arada karar vereceğiz. Ben tek başıma düşüncemi ifade edersem diğer liderlerin iradesine ipotek koymuş olurum. Mesela Merkez o konuda Bankası çok Başkanı dikkatliyim. Kim olacak söyler misiniz? Benim efendim? Merkez Bankası Başkanı. Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası kültürünü çok iyi bilen, atandığı zaman hem iç piyasalarda hem dış finans çevrelerinde güven veren birisinin olması lazım. Artı Merkez Bankası Başkanı'nın gerçekten bağımsız olması lazım. Yani bankacılık neyi öngörüyorsa onu yapması lazım. Evet. Aklıma bir isim geldi ya söylemeyeyim. Evet. Tamam. Akif Bey'e tamam. sıra vereceğim. Aklımda bazı isimler var ama tabii şimdi telaffuz tamam. etmek doğru evet. olmaz. Akif Bey. Madem bakan bürokrat ismi alamıyoruz, alamayacağız evet. bu akşam sizden. Ben başka bir isim almaya çalışayım. Siz devletin adayına karşı kendinizi mutfak halkının adayı gibi konumlandırdınız, evet. konumlandırıyorsunuz. Evet. Yeni nesil bir kampanyanız var, bir propaganda evet. tekniğiniz var. Videolar, Bay Kemal'in tahtası evet. vesaire ve bir mutfak bir telefonla, pardon bir mutfak bir kamerayla evet. Yürütüyorsunuz. Evet. Kampanyanın merkezinde bu yer evet. alıyor. Daha geniş kitlelere ulaşma imkanı oluyor. Mutfakta böylece. Çok zaman harcıyorsunuz. Evet. Hep böyle miydiniz? Bu fikir kimden çıktı? Ne zamandan beri hazırlanılıyor buna? Bu konuda isim verebilir misiniz bize? Arkasında kim var bunun? İsim vermem doğru olmaz. İlla bir isim alalım diye ben de. Yoksa mesela derdim isim değil. Mutfak deyince tabii. Mutfak deyince tabii
mutfağı kullanmak için önce hanımdan izin almak gerekiyor. O tabii mutfağın çok fazla kullanılmasını istemiyordu başlangıçta. Dedim ki ya bir şey olmaz, bizim mutfağımız bu, ne olacak yani. Burada bir küçük şey çekeceğiz, video çekeceğiz diye. Neyse sonunda ikna ettik. Önce cep telefonlarıyla falan çekip yayınlıyorduk onu. Bu pek çok iletişimciden böyle bir talep geldi. Yani siyasetçinin halka sıcak davranması ve sıcak karşılanması açısından, sizin samimiyetinizi bir şekliyle geniş kitlelere aktarmanız açısından böyle bir uygulamanın doğru olduğu ifade edildi. Ve geniş kitlelere mesaj verirken de hem samimi olacaksınız, hem söylediğinizde inandırıcı olacaksınız. Bu çerçevede bir uygulama daha iyi olur diye öneri geldi. Önce düşündük ya, gerçekten yapalım mı yapmayalım diye. Sonunda yapmaya karar verdim. Uygulama yani sonuçlarına baktığımızda yapılan işin doğru olduğu çıktı ortaya. Ya çekim dışında mutfakta zaman geçirir misiniz? Şimdi şöyle... Yemeğe yardım etmek gibi. Yemek yapmak gibi. Yemek dedi. Yapmayı bilmem. Gerçekten yemek yapmayı bulaşağı bilmem. Da mı yardım etmiyorsunuz? Efendim? Bulaşağı? Yok. Bulaşığa da yardım etmiyorum yani. Ama evde yalnız kaldığımda bulaşıkları yıkıyorum tabii yani. Yalnız bugün kaldığım eşinizin zaman. Doğum günü kutladınız mı? Evet, bugün doğum günü vardı. Eşim diyelim ki bazen ayrılıyor. Bazen bir hafta, bazen iki hafta başka yerlere gidiyor. O zaman evdeki bulaşıkları ben yıkıyorum tabii. Yediğim yemekleri temizliyorum. Temizliyorum ve yıkıyorum. Hassas bir soru sormak istiyorum. Tabii. Birbiriyle bağlantılı iki ayaklı bir soru. Şimdi bir gün yine mutfaktan bir video yayınladınız. Evet. Ben Aleviyim. Evet. Hak Muhammed Ali evet. yolunda bir samimi Müslümanım diye. Ya bu videonun toplum açısından şaşırtıcı olacağını tahmin etmişsinizdir. Evet. Ardından yine paydaşlardan Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi lideri. Evet. O da ben Sünniyim diye evet. bir video yayınladı. Evet. Yani bu Aleviyim videosunun mesela Türkiye toplumunun çoğunluğu Sünni evet. kabul edilir. Orada nasıl karşılanacağını düşündünüz? Niye böyle bir video yayınlama ihtiyacı hissettiniz? Bir ikinci ayak da yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın milletin birliğini evet. temsil ediyor olması anayasa evet. hükmü. Evet. Ben şahsen mesela Tayyip Bey'e de bu kamplaştırma vesaire evet. şeyleri sebebiyle o milletin birliğini temsil noktasında sorunlar olduğunu evet. yazmış bir insanım evet. pek çok kere. Hatta şunu yazdım. Yani bir cumhurbaşkanı %50+1 ile seçilse bile yani en azından %80'in onayını alması lazım. Evet. Yani ben oy vermedim ama saygın bir kişilik evet. vesaire gibi. Yani gibi. Ülkeye, millete hizmet ediyor evet. gibi. Şimdi yani fay hatları olduğu da malum Türkiye'de evet. bundan bahsedilir sosyolojik olarak. Ve bu fay hatları üzerinde mesela seçim kampanyasının etkileri olduğundan da bahsediliyor. Ona da zaman zaman eleştirel yaklaşıyoruz. Evet. Ne diyorsunuz yani hem bu Türkiye'de Sünni-Alevi ilişkisinin nereye doğru gitmesini düşünüyorsunuz? O videonuzun bundaki katkısı ne olur? Sünniler sizin Alevi bir cumhurbaşkanı seçilmesinden endişe etmeli mi? Evet. Milletin birliğini temsil işi... Sizin zihniyet dünyanızda nereye oturuyor? Şöyle. Yani epeyce bir geniş soru çerçevesi. Tabii olur. Ben de yani kısa açarsanız ama, memnun olurum. Evet yani. Tabii. Kısa ama bütün ayrıntılara gireyim. Bütün belediye başkanı arkadaşlarıma şu talimatı verdim. Bulunduğunuz beldede cami, cemevi, kilise, havra ne varsa buraların tamamı tertemiz edeceksiniz. İnsanlar gidecek orada Allah'a dua edecek. İnancım bu. Herkese eşit davranın. İki, Alevilikle ilgili kapalı kapılar ardında sanki kötü bir şeymiş gibi
anlatılıyor ve insanlar buradan ötürü de suçlanıyorlar. Ya Alevi olmak suç değil ki yani. Samimi bir Müslümanım. Allah'a inanıyorum, peygambere inanıyorum, Kur'an'a inanıyorum. Daha ne olsun? Dolayısıyla herhangi bir sorun olmaz. Olmamalı. Bir, fay hattı bunun kırılması lazım ve gerçeğin ortaya çıkması lazım. İki, bu kapalı kapılar ardında söyleniyor. Ben de çıktım dedim ki ya ben böyle birisiyim. Samimi bir Müslümanım. Yani haram yemedim. Haram yemem, kul hakkı yemem. Bütün bunların hepsine dikkat ederim. Düşüncemi aktardım ki kapalı kapılar ardında bu artık söylenmesin. Üç, bana oy verecek kişiler beni bütün ayrıntılarıyla bilmeli. Çünkü ben toplumun önüne çıkmaz, cam gibi olmalıyım. Beni nasıl görüyorsa benim hayatımı da bilmeli, mutfağımı da bilmeli, yapımı da bilmeli, nasıl bir insan olduğumu da bilmeli, bürokratik hayatımı da bilmeli, devlete nasıl girdiğimi de bilmeli, devlette nasıl çalıştığımı da bilmeli, kimlerle çalıştığımı da bilmeli. Böyle olmalı. Dolayısıyla bunları bütün ayrıntılarıyla, olmasa bile temel noktalar itibariyle bunları açıklamanın doğru olacağını düşündüm ve toplumun önüne samimi bir şekilde çıkmamız lazım. Yani arka kapıda farklı, ön tarafta farklı. Artık Türkiye'nin bunları aşması gerektiğini düşün. Türkiye çok güzel bir ülke ve Türkiye kimlik açısından da inanç açısından da çok zengin bir ülke. Yani Sünni Alevi diye ayrılıyor ama Sünni kendi içinde mezhepler var. Ayrıca Hanefisi var, Şafisi var. Ayrıca toplumumuzda Ezidiler var, artı Hristiyanlar var, artı Museviler var. Biz kendi ülkemizde her inanca saygı göstermek zorundayız. Çünkü bana öğretilen kimin inançlı olup olmadığını sadece Yüce Yaradan bilir. Dolayısıyla kimse benim inancımı sorgulayamaz. Böyle bir hak yok. Ve bizim bunu da topluma anlatmamız lazım. Sizlerin anlatması lazım. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman en büyük günah kul hakkı yemekse yani boğazımızdan aşağı inmedi yani. O açıdan hani samimi bir Müslümanım. Evet samimi bir Müslüman. Herkesin inancına saygı gösteririm. Herkesin inancı benim başımın üstüne. İnanç siyaset konusu olunca toplumu ayrıştırır. Toplumu. Kimlik de siyaset konusu olunca toplumu ayrışıyor. Kimlik. Ya ben anne babamın seçme özgürlüğüne sahip değilim ki. Ne yapayım yani ben? Ama annemle babamla soyumla sopumla gurur duyarım. Şimdi biz kimliği siyaset konusu yaptık. İnancı siyaset konusu yaptık. Dolayısıyla toplum ayrıştı, kutuplaştı. Bu siyasetçilerin de işine geldi. Buradan Türkiye'yi çıkarmak istiyorum. Herkesin inancı benim başımın üstüne. Nerede ibadet etmek istiyor? Sana en güzelini yapacağım. Git ibadetini yap kardeşim. Bitti o kadar. Bunu yapmamız lazım. Yani toplumun yeni bir aşamayı kat etmesi lazım. 21. yüzyıldayız hala ve 21. yüzyıldayız. Komşumuzun kimliğini sorgulamaya başladık. Oysa bizim kültürümüzde komşu komşunun külüne muhtaçtır. Ya külüne muhtaç olduğumuz bir insanın kimliğini niye sorgulayalım? İnancını niye sorgulayalım? Yaşam tarzını niye sorgulayalım? Buradan çıkmak lazım. Geçmişte işte başörtüsü dolayısıyla söylerim. Bizim karnemiz kırıktı. Sana ne kardeşim başörtüsünden? Takar veya takmaz. Bitti. Sen onun sorunu nedir? İşi var mıdır? Gücü var mıdır? Sorunu var mıdır? Siyasetçinin meselesi onun sorununu çözmektir. Onun kılık kıyafetiyle niye uğraşıyorsun? Bunu da açtık çok şükür. Bu da aşıldı yani. Dolayısıyla toplumu yeni bir noktaya taşımak. Biz nasıl zenginleşiriz? Bu ülkede fakirliği nasıl bitiririz? Bu ülkede kul hakkını nasıl yedirmeyiz? Bu ülkede devleti yönetenler topladıkları her kuruş verginin hesabını topluma nasıl verir? Bir şey anlatayım da öyle bitireyim. Emekli olduktan sonra bir derneğin başkanlığını yaptım. Adı neydi biliyor musunuz? Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği. 85 milyon vergi öder çocuk doğduğu andan itibaren. Bu vergiler nereye gidiyor? Bu sorulmuyor. Bu sorulmadığı için demokrasi gelişmiyor. Bu sorulabilse demokrasi gelişecek. Bütün demokrasilerde ana kaynak buradan. Yani benden vergi alıyorsun, hesabını ver kardeşim. Nereye gitti bu? Biz bu nedenle bizim ortak mutabakat metnine Ulusal Vergi Konseyi kurma kararı aldık. O konsey iş dünyasından da akademik dünyadan da insanlar olacak. Devletin topladığı vergilerin nerelere harcandığını raporlayacak ve o rapor resmi gazetede yayınlanacak. İşçisi de, memuru da, emeklisi de,
gazetecisi de, akademisyeni de orada okuyacak. Dolayısıyla devletin saydam olması lazım. O nedenle yeni bir sürece Türkiye'yi çekip çıkarmak ve yeni bir sürecin içine getirmek istiyoruz. Cumhurbaşkanının milletin birliğini temsil ediyor olması elbette sizin yani kişiliğinizde nasıl ortaya çıkacak? Şöyle, ben onu meydanlarda şöyle söylüyorum. Hiçbir ayrım yapmayacağım, oy versin vermesin, 85 milyonun Cumhurbaşkanı adayı olacağım diye. Onu söylüyorum. Bunu daha önce belediye başkanlarına söyledim. Kimsenin dini imanı kitabıyla uğraşmayacak. Yok, hayır. Ama o, ya dinsiz imansız kitapsız varsa? O kendi dünyası. 85, bütün belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Bulunduğunuz beldede hiçbir ayrım yapmayacaksınız. Size oy versin veya vermesin, herkese eşit hizmet götüreceksiniz. Ama bunu hep pozitif, mesela siyasetçiler iktidar öncesinde zaten söylüyorlar. Herkesin cumhurbaşkanı olacak. Ama bakın bugün bizim belediyelerimiz bunu yapıyor. Pozitif ayrımcılığı sadece yoksul mahallelerde yapın dedim. Ve yardım yaparken de kişinin onurunu koruyun. Yardımı televizyon kameralarını falan çekerek, çağırarak yapmayın bu yardımı. Bu yardımı hiç kimse görmeyecek. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bu şekliyle şu anda bizim belediyelerimiz yardımları tam 4 kat arttırdılar. 4 kat. Yapıyorlar bu yardımı. Ama bazen geçen Erdoğan şikayet ediyor. Ey diyor, İmamoğlu hani sen süt dağıtacaktın. Nerede bu sütler? Oysa İmamoğlu aylardır süt dağıtıyor. Ama bizim dediğimiz gibi dağıtıyor. Belediye başkanlarına 7 maddelik bir şey verdim. Bunu duvarınıza asacaksınız diye. 7 maddenin birisi budur. Yani yardım yaparken asla kişinin yoksulluğunu afiş etmeyeceksiniz. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek diye. Bir şey daha var bu konuda. Kadrolaşma meselesi. Mesela evet. CHP'nin eski bir ara yönetiminde Adalet Bakanlığı'nda bir evet. kadrolaşma sicili var. Evet. Ya biz gazeteciler bunu biliriz. O zaman hatta bir bakan evet. yani CHP'li almayacaktım da MHP'li mi alacaktım falan evet. gibi evet. bir sözü kayda geçmiş. Adalet Bakanı hem de. Adalet evet, Bakanlığı evet. olarak. Yani insanların böyle kaygı duymalarını ben tabii buluyorum. Yani orada belki de Cumhurbaşkanı'nın milletin birliğini temsil işi daha çok yara alıyor. Ne dersiniz o kadro konusunda? Şöyle, buna en ciddi neşteri vuran rahmetli Ecevit'tir. KPSS sınavını getirdi. Evet. Dedi ki burada sınav olacak. Öyle torpil morpil yok. Kim kazandıysa atamasını yapacağız. Sonra sözlü sınav devreye girdi. Sözlü sınavlarda hak etmeyen kişiye yüksek puan verildi ve elendi. Ben Plan Bütçe Komisyonu üyesiydim. Biz buna itiraz ettik. Yapmayın, bu yazıktır, günahtır. Arkasından Danıştay'a gidildi birisi, bir kişi. 3 sefer birinci oluyor. 3 seferde eleniyor. Danıştay'a gitti. Danıştay bir karar aldı. Kamera koyacaksınız sınav komisyonu. Hangi sorunun sorulduğunu bileceğiz. Verilen cevapları bileceğiz. Ve ona göre de karar vereceğiz. AK Parti hükümetleri kamera konulmaz diye kanun çıkardılar. Böyle bir garabe çıktı ortaya. Gizli şimdi saklı bir şey mi yapılıyor orada? Niye kameradan rahatsızlar? Yargı torpil yapacak. Torpil yapıyorlar. Malum işte, yani adamını alacak. Orada da şöyle bakın. Ben uzun yıllar Maliye Bakanlığı'nda çalıştım. Ben sınav komisyonlarında da görev aldım. Biz şöyle yapardık sınavları. Şimdi 100 kişi alıyorsak 120 kişi falan çağırırdık. O 20 kişi son 20 ile çağırdığımız 20 kişi asıl sözlü ordu olurdu. En iyisini nereden yakalarız diye. Ve öyle alırdık. Birinci, ikinci, üçüncü olana da usulen sorardık yani işte. Nerede doğdun, nasıl doğdun? Zaten böyle birisi. Böyle çalışkan birisi ve alırdık. Daha sonra AK Parti hükümetleri alınacak kadronun 4 katını istediler. 4 katı istenince yukarıda yüksek puan alanların büyük bir kısmı elendi. Yani dayısı olmayan elendi maalesef böyle. Ben o çocuklarla basın toplantısı da yaptım. Milli Eğitim Bakanlığı'na da onun için yürüdüm. Yazıktır, günahtır. Matematikte Türkiye ikincisini siz nasıl sözlü derlersiniz? Bakın bir şey daha anlatayım. Maliye Bakanlığı'nda devletin bir enderunu vardı. Maliye Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı. Bunlar
bizim üstadlarımız bize derlerdi ki gidin Siyasal Bilgiler Fakültesine, İstanbul İktisat Fakültesine hocalarla görüşün. Son sınıfta en çalışkan öğrenciler kim? Gider o öğrencileri bulurduk. Gelin bizim sınava girin derdik ve ikna ederdik. Teftiş kurulu da derdi ki siz değil bizim sınava girin. Planlama hayır değil bizim sınav. Biz en nitelikli insanları alırdık. Bunların siyasi görüşü her birisi farklıydı. Ama alır bir devlet terbiyesi verilir ve devlet terbiyesi içinde bunlar yetiştirilirdi. Devletin bütün üst kademesi %90 bu kadrolardan oluşurdu. Özal da dahil olmak üzere bu kadrolardan. Çünkü bu kadrolarda çok farklı siyasi görüşler vardı ama hepsi devletin ne olduğunu bilirlerdi. Gelirdi birisi derdi ki ben seni aldım müsteşar yaptım, genel müdür yaptım. Biz daire başkanlığından itibaren mesela torpil olmayacağını biz bilirdik Maliye Bakanı'nda. Benden bir gün önce daire başkanı olarak atanan o daire başkanı olurdu. Ben bilirdim ki hangi iktidar gelirse gelsin ondan sonra ben olacağım. Şimdi bu anlayış tamamen yıkıldı. Evet. Zaten devletin kolonlarındaki çürüme de buradan başladı. Evet. Ya Allah aşkına rüşvet alan adamdan rüşvet alan adamdan büyükelçi olur mu? Ya hayatı boyunca dış politika konusunda oturup da bir makale yazmayan ya da bir makale okumayan insandan büyükelçi olur mu? Yani. Evet, buyurun Tabi. Son tur galiba. Son tura geçiyoruz, evet. Efendim, eski adıyla HDP, yeni adıyla da Yeşil Sol Parti sizi destekleme kararı aldı. Evet. Gerekçesi de demokrasi. Ancak iktidar bunu sizin PKK ile anlaşmanızmış gibi takdim etmek suretiyle terörle mücadelenin en azından tavsiyeceğini söylüyor. Ben kibarca bunu ifade ediyorum. Sizin programınızda, Altılı Masa'nın Millet İttifakı'nın programında zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması gibi Türkiye'nin yüzünü ağartacak hükümler var. Kayyumların kaldırılması gibi hukukun, adaletin gereği olan hükümler var. Bunlar bir kenara. Evet. HDP'nin ya da Yeşil Sol Parti'nin seçmen tabanının bu seçimlerde size oy vermesi, iktidarı geldiğiniz takdirde terör olaylarıyla, terörle mücadelenizi etkiler mi? Etkilemez. Niye etkilesin? Tabii terör bir insanlık suçudur. Teröre karşı hepimizin ortak hareket etmesi lazım. Terör, bu benim teröristim iyi, bu terörist bizden değil kötü, böyle bir şey olamaz ha. İnsanlık suçu olduğu için teröre karşı hepimizin ortak tavır takılması lazım. Birisini terörist diye yani siyasetçinin suçlaması kadar yanlış bir şey yok. Çünkü bu ülkenin polisi var, Milli İstihbarat Teşkilatı var, adliyeleri var. Varsa bir suçu gidersiniz, yakalarsınız, yargılarsınız. Hakim eğer gerçekten görüyorsa terörle, yeni deyimle iltisaklı, irtibatlı neyse olursa alır mahkum eder. Eğer böyle bir şey yoksa da zaten bir sorun olmaz. Şimdi HDP'yi terör örgütü olarak adeta tanımlıyorlar. İyi de bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yönetiyor. Yani HDP'li birisi kendisine sıra geldiğinde bir hafta süreyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yönetiyor. Sayın Bahçeli de söz isterken o söz vermesi asla konuşamaz. Yani şimdi biz terörist mi yönetiyor diyeceğiz. Yani ucuz politikalardan kurtulmak lazım. Evet, terör örgütleri. Bakın biz PKK demediğimiz için de suçlanıyoruz. Niye PKK demiyorsun? Ya biz devleti kuran partiyiz. Devletin geleneklerini biliriz. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı kendi internet sitesinde bölücü terör örgütü der. Terör örgütlerinin adını telaffuz etmez. Çünkü o onun reklamı olur. Niye terör yapar? Adım daha çok duyulsun diye. Biz de devletin bu geleneğine saygı duyuyoruz. Ona bölücü terör örgütü diyoruz. Öbürüne ne diyorlarsa aynı şeyi söylüyoruz. Dolayısıyla terör örgütlerinin adını telaffuz etme gibi bir şey diyor. Doğru değil. Eğer doğru olsaydı olarak PKK'nın terör örgütü olduğunu gayet tabii kabul yani ben değil, bütün size dünya suikast düzenlediler. Tabii bütün dünya biliyor. Dolayısıyla teröre, terör örgütlerine sempati göstermek, onlara bir şeyler efendim gel de devleti yönet falan filan ya da gel ortak olalım. Bu akıl dışı bir şey. Ya gerçekten akıl dışı bir şey. Nasıl yani hangi akıl mantıkla bizi suçluyorlar ben anlamadım. Terör örgütünün saldırısına uğrayan benim. Bunu defalarca söylüyorum. Terör örgütünün saldırısına uğrayan benim, kendi evladını, varlıklılar kendi çocuklarını paralı askerlik yaptırırken normal garibanlar gibi git oğlum askerlik yap diyen benim. Ama biz
terörist ya da o gruptan sayılıyoruz. Akıl dışı tutulmalar. Evet. Yani buradan Türkiye'nin çıkması lazım. Varsa HDP'nin terörle bir bağlantısı, bu ülkenin Milli İstihbarat Teşkilatı var, Emniyetin Milli İstihbarat Teşkilatı var, ordunun kendi istihbaratı var. Gitsinler, bulsunlar, yakalasınlar. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Yani biz oradan talimat alıyoruz diyor. Ya ne söyleyeyim Allah aşkına tabii. Akıl tutulması gibi bir şey yani. Evet. Evet. Çok kısa hemen son soruları alıyoruz. Akif. Bir yandan Türkiye'nin uluslararası suç dünyasının merkezi, cazibe merkezi haline geldiğini söylüyorsunuz. Evet. Bir yandan da uyuşturucu gelirlerinden vergi almayı vaat ediyormuşsunuz, vergi alacakmışsınız. İçişleri Bakanı Soylu öyle diyor. Evet. Nedir bu işin aslı? Yani siz suçla mücadele edilmesinden mi yanasınız? Yoksa bütün dünyanın suçları buraya gelsin, suç şebekeleri. Biz de onların kara paralarından, kirli paralarından vergi keselim mi diyorsunuz? Yok. Nedir teklifiniz? Şimdi vergi almayalım diye kanun çıkardılar. Gelecek olan kirli paradan, kara paradan vergi alınmaz, kovuşturma ve soğuşturma açılamaz diye. Bu kanun çıkardı. Sorulmayan varlık barışını söylüyorsunuz. Evet, kanun çıkar. Yanlış hatırlamıyorum tam 8 kez çıkardılar. Para getir. Para rüşvette olabilir, uyuşturucu parası olabilir, insan kaçakçılığı olabilir. Hiçbir savcı soruşturma açmayacak, hiçbir mahkeme kovuşturma açmayacak diye kanun çıkardılar yani. Şimdi Soylu tabii devleti bilmiyor ve tanımıyor. Vergi usul kanunda çok açık hüküm vardır. Bir gelirin yasayla yasaklanmış olması onun vergilendirilmesine engel değildir diye. Bu çok açıktır. Danıştay kararları vardır. Ama dediğim gibi devleti bilmediği, devleti tanımadığı, devletin ne olduğunu bilmediği için efendim yakaladığınız zaman birisi yasa dışı gelirse onun vergisini alırsınız. O ayrı bir şey. Ama cezasını da verirsiniz yasa dışı olduğu için. Yani ona iki tür ceza veriyorsunuz. Bir, elde ettiği gelirden devlet vergisini alıyor. Artı tamamını alıyor ayrıca tamamını. Bazı suç unsurları var ki sadece geliri vergiliyorsunuz, tümüne el koymuyorsunuz. Uyuşturucuya tümüne el koyuyorsunuz, orada vergi değil, tümünü alıyorsunuz. Ama başka bir şey olursa, onu vergi usul kanunu, eğer suç unsuruysa onu alıyorsunuz vergisini. Eğer yargıyı ilgilendiren bir şey varsa, yargıya idari para cezasını ilgilendiren bir olay varsa idari para cezası kesiyorsunuz, mesele bitiyor. Dolayısıyla devlet böyle bir şey. Bu sadece bizim ülkemizde böyle değil. Vergi toplayan bütün ülkelerde böyle. Ama İçişleri Bakanlığı haberi bile yok. Bu varlık, gerçekten üzülüyor insan. Bu varlık barışı düzenlemeleri mi suç örgütlerini Türkiye'ye çekti? O muydu iddianız sizin? Varlık barışı. Adam geliyor kara parasını çünkü dünyanın parası var ama hiçbir ülkeye götüremiyor. Türkiye açıyor kapılarını, getir paralarını, hiç kimse sormayacak sana. O yüzden Türkiye'yi gri listeye aldılar. Türkiye gri listede şu anda. OECD ülkesiyiz ama gri listedeyiz bu nedenle. Şimdi getirdiler parayı, para gelince buraya Türkiye'de bankaya yatırdım. Ben de geleyim diyor. Bütün uyuşturucu baronları geldiler. Sonra burada Türkiye'de hesaplaşmaya başladılar. Birbirlerini öldürmeye başladılar. Çok güçlü olanlar ise mahkemeden salı bırakıldı. Serbest bıraktı mahkeme. Sonra hakim dedi ki işte bir milletvekili Allah rahmet eylesin vefat ettim. Onun baskısı üzerine ben serbest bırakmak zorunda kaldım diye. Pek çok böyle garip olaylar maalesef Türkiye'de yaşanıyor. Evet, hak, hukuk, adalet diye Ankara'dan İstanbul'a evet. Yürüdünüz. Şimdi de meydanlarda yani halkı bıraksanız genelde hak, hukuk, adalet öyle. Diye o sloganla seslerini yükseltiyorlar. Sizinle bu mülakatı yapacağımız açıklanınca KHK çevrelerinden mesajlar geldi. Yani bazı şeyleri size sormamızı onlar şey yaptılar. Onların talebini biraz yerine getirmiş olacağım. Tabii. Şimdi böyle bir sorun var Türkiye'de. Siz de zaman zaman evet. ifade ediyorsunuz. Zaman zaman eleştiriye uğramayı da göze alarak evet. yani FETÖ'cüleri mi savunuyor vesaire diye. Evet. Şimdi yüz binlerce insan ya bir emirle evet. ben ona yargısız infaz diye yazdım o evet. zaman. Herhangi bir mahkemeden geçmeden insanlar görevlerinden alındılar.
Onların bir kısmı hakkında dava açıldı. Beraat edenler oldu. Tabii. Şimdi beraat edenlerin bir kısmı hala göreve döndürülmüyor. Böyle öyle. Bir problem var öyle. Bir. İki, ilk zamanların böyle hani 15 Temmuz'un da getirdiği iklimle mahkemelerin biraz da siyasi iradenin baskısıyla evet. hemen mahkum etme yoluna gittikleri oldu. Onların bir kısmı o sürede mahkum da oldular. Ama sonraki biraz daha yani yargının biraz daha siyasetin evet. etkisinin azaldığı dönemde onların mahkum olduğu maddelerin suç teşkil etmediği ifade edildi. Evet. Gerek Yargıtay'da gerek Anayasa Mahkemesi'nde onların bir mahkumiyetleri var. Davaların bir kısmı Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru evet, halinde. Bireysel başvuru. Bir kısmı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Bana bugün bu konuyu anlatanlardan bir kısmı askeri öğrencilerden bahsettiler. Evet. Yani bunu sizler de biliyorsunuz. Yani otobüse doldurulup bir yerlere götürülmüş. Öyle. Sonra da bunların hepsi ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmışlar. Şimdi gencecik çocuklar terör suçundan içeride yatıyorlar. Orada yaşlanıyorlar. Ne yapacaksınız? Yani bir yeniden bir komisyon mu kuracaksınız? Bu alanı ortaya çıkan haksızlıkları gidermek için yeniden hayır. yargılanmayı mı, yargılama şimdi, yolunu açmayı mı düşünüyorsunuz? Şöyle, şimdi bir komisyon kurdular aslında Anayasa Mahkemesi'ne gidilmesin diye komisyon evet. biraz... OHAL komisyonu. Evet, alt komisyon kurdu. Şimdi bir kişiyi suçluyorlar, görevine son veriyorlar, savcıya gidiyor. Savcı diyor ki burada bir şey yok. Ama görev iade etmiyorlar. Bir şey yoksa iade edeceksin. İki savcıya gidiyor, çağırıyor, savcı alıyor, dava da açıyor, beraat ediyor. Beraat ettikten sonra başlatmanız lazım. Yine başlatmıyorlar. Şimdi ben bu pozisyonda olanların görevlerine derhal iade edilmesi gerektiğine inanan birisiyim. Ben bunu söylediğim zaman da vay efendim siz FETÖ'cüleri mahvediyorsunuz. Kardeşim adalet sadece benim için değil. Eğer siz adaleti savunuyorsanız, bu ülkenin mahkemeleri bunları suçsuz olarak kabul etmişse siz bunu tutamazsınız burada. Bunlar tazminat davası açsalar dünyanın tazminatını da kazanabilirler. Kazanmak zorundadırlar. Bu kişiyi siz bu kadar mağdur edemezsiniz. Başka bir şey daha. Devlet kin ve öfkeyle yönetilmez. Ben daha önce de konunun başında söylemiştim. 16 Temmuz'da benim mecliste yaptığım konuşma vardır. Hemen darbeden sonra evet. devletin kinle öfkeyle hareket etmeyeceğini, asla işkence yapılmaması gerektiğini, devletin vakarına uygun bir yargılama yapılması gerektiğini orada söyledim. Mecliste söyledim. Aynı zamanda şeyde de Yeni Kapı'da da söyledim. Orada da aynı düşüncelerimi ifade ettim. Çünkü insan bu pozisyonlar yani böyle çok karmaşık bir süreç içinde o kadar çok ihbar mektubu gelir ki bu ihbar normalde Başbakanlığın genelgeleri vardır. İsimsiz ihbar mektuplarını işleme koymayın. Ama bu gibi pozisyonlarda bütün ihbar mektupları dikkate alınır. Parası olan, sırtı kalın olan açıkça 17-25'ten sonra bile gidip kendi Gülen'i ziyaret edenlere hiçbir şey olmadı. Paralarını verdiler, hiçbir şey olmadı bunlara. Ben bunları da biliyorum. Bazılarının isimlerini de telaffuz ettim. Mahkemeler dava bile açmadı. Savcı iddianame bile düzenlemedi. Ama gariban Bankasya'nın önünden geçen adamı yakaladı, içeri attılar. Harp okulu öğrencilerine de söyledim. Ya cezalandıracaksınız, ona öğrenciyi alıp otobüse bindirip götüren adamı cezalandıracaksınız. Askerliği yaptık hepimiz. Yani biz de üniversiteyi bitirdik, gittik askerlik yaptık. Başımızda komutan vardı, eğitirdi. Yürürdük, yere yatardık, yerde sürünürdük. Ya yok efendim ben işte mühendisim, ben mimarım, ben doktorum. Sen kimsin, sen bana yerde sürün diyemezsin. Kural budur askerlikte. Emir tartışılmaz. Bu sadece bizim orduda değil, dünyanın bütün ordularında böyledir. Zaten emir tartışılırsa emir olmaktan çıkar. Askerliğin görevi odur. Verilen emire aynen uyuyacaksın. Siz kalkıyorsunuz harp okulu öğrencilerine neler yapıyorsunuz? Bakın ben bir şey daha söyledim. 16 Temmuz'da saraya gittim. Dedim ki bakın köprünün başından
askerin boynunu bıçakla kestiler ve bunu gösterdiler, öldürdüler. Ben bunların yargılanmasını istiyorum. Bu olmaz. Cezayı devlet verir. Siz nasıl böyle bir şeye izin verirsiniz? Tamam dediler. Tamam haklısın dediler. Tamam. Ama sonra kanun hükmünde kararname çıkardılar. Bunlar yargılanamaz dediler. Evet. Evet. Ben bunların hepsini biliyorum. Evet. Ya devlet de adaletin nasıl ayaklar altına alındığını biliyorum. Cumhurbaşkanının avukatları niye mal varlıklarını açıklamıyorlar? Savcıya diyor ki şu kül tablasını getirir misin bana? Sigaramın külünü dökeceğim. Ben bu olayları da biliyorum. Bunların hepsini biliyorum. Yani iç yarından çıkmış. O nedenle diyorum yani devletin kolonlarını yeniden inşa etmemiz lazım. Adaleti yeniden inşa etmemiz lazım. Bu olmadığı takdirde bu işler yürümez yani. Şimdi vakit bir hayli ilerledi. Muğla Mersin mitinginden geldi Sayın Genel Başkan. Fazla tutmayalım. Ben çok kısa olarak soracağım. Türkiye rakamlar birkaç puan aşağı yukarı olabilir. 2011 yılında dünya yolsuzluk algı indeksinde evet. 57. 58. sıradaydı. Evet. Son 2022 Ocak ayında yapılan açıklamada 97. sıraya düştü. Öyle. Ne yapacaksınız? Şimdi tepedeki insanı dürüst kılmazsanız yolsuzluk aşağıya doğru gider ve meşru hale dönüşür. Biz o yüzden bir karar aldık ve siyasi ahlak kanunu çıkaracağız dedik. İlk sevk edeceğimiz kanunlardan birisi bu. Siyasetçinin ahlaklı olması lazım. Yani ihale takipçiliği yapan birisinin gelmemesi lazım. Bir kadın milletvekili vardı, 2 milyon dolar parayı götüren. Bunu mecliste gördüğümde, ya sanki 2 milyon dolar hiç götürmemiş. Sanki o kadar rahat meclise giriyor ki. Ya insanın biraz yüzü kızarır. Yani yolsuzluğa bulaştığın hani biraz sakınır. Yok böyle bir şey. Yolsuzluk yapanların el üstünde tutulduğu, sırtlarının sıvazlandığı bir pozisyona geldik. Büyükelçi atıyorsunuz. Yolsuzluk yapan, rüşvet alan büyükelçi oluyor. Ki büyükelçi devletin bütün sırlarına vakıf olan birisidir. Siz böyle birisini büyükelçi atadığınızda Türkiye'nin itibarı sorgulanır orada. Dolayısıyla siyasi ahlak kanunu devlete liyakati sağlarsanız ve yolundan sapanları da süratle ayırırsanız her şey düzelir. Her şey yukarıya bağlı. Yukarı düzgünse aşağıya doğru yansır bu. Yukarıda bozulma başlarsa bozulma her tarafa doğru gider. O da götürüyor, ben de götüreceğim diyor. O fazla aldı, ben de payıma düşeni alıyorum diyor. Böyle bir anlayış şu anda devlet yönetiminde üzülerek ifade edeyim egemen. Az önce sermaye piyasası kurumundan örnek verdim. 1 milyon dolar para vermediği için başına geleni. O başına gelen nasıl oldu? Gitti yargıyı ele geçirdi, gitti sermaye piyasası kurumunu ele geçirdi, gitti İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nı ele geçirdi ve orada istediği kadar vurgun yapabiliyorlar şu anda. Ve hiç kimse bir şey yapamıyor bunlara. Ben o zaman son artık kapatıyoruz. Şimdi 14 Mayıs seçim var. Evet. 15 Mayıs'ta şimdi sadece işte diyelim ki Tayyip Bey gidecek, Kemal Bey mi gelecek? Yani bir iktidar değişimi olacak. Evet öyle olacak. Türkiye'de bir şeyler düzelmeyecek mi? Düzelecek tabii. Ve ilk 100 gün o kadar ağır ki adalet sorunları var. Enflasyon, ekonomi, yoksulluk, hayat pahalılığı. Bir de üstüne üstlük depremzediler. Bu seçim şeyinde depremzediler biraz unutulmuş gibi. İşe nereden başlayacaksınız? İlk 10 gün, ilk 20 gün, 100 gün bunun planları hazır mı? Var tabii. Şöyle. Nereden başlanacak? Çünkü hani ekonomi, hukuk, demokrasi bunların hepsi iç içe. Ama bir yerden de başlamak gerekiyor. Şimdi ilk bu konuşmanın başında söyledim. Savurganlığı önleme genelgesi çıkaracağız. Bu birincisi. İkincisi hemen arkasından durum ve hasar tespit komisyonu kuracağız. Durum ve hasar tespit komisyonu. Biz şu anda mesela kamu özel işbirliği projelerinin devlete yükü nedir bilmiyoruz. Buna benzer pek çok şey bilinmiyor. Merkez Bankası'nın kaynaklarını, rezervleri nedir bilinmiyor. Bütün bunların tamamını bize en geç 15 gün içinde çıkarıp 6 liderin önüne koyacak
Durum ve Hasar Tespit Komisyonu raporunu ve biz bileceğiz Türkiye'nin bütün ekonomik verilerini bir şekilde öğreneceğiz ve ona göre oturup karar alacağız. İkinci önemli nokta bu. Tabii bu arada bakanların ataması var. Liyakatli bürokratların belli yerlere atanmaları var. O atamalar gerçekleşecek. Biz şöyle önce 6 ay içinde Türkiye bir nefes aldırız diye düşünüyorduk ama şimdi tabii bu son giderek ağırlaşan tabloya baktığımızda bu 7, 8, 10 ay içinde Türkiye bir nefes alabilir. Ayrıca bir süratle Avrupa Birliği'nin koyduğu vize koşulları var. O koşulları süratle yerine getireceğiz. Vize sorununu kaldıracağız. Umarım Avrupa Birliği biz o koşulları yaptığımızda vizeyi kaldırır. Hem tır şoföründen tutun vatandaşlarımıza kadar herkes vizesiz Avrupa Birliği'ne gidip gelebilecek. Bu Türkiye'de bir demokratik hamlenin başlangıcı olarak da algılanacaktır büyük bir ihtimalle. Onun üzerine yabancı sermaye, yani bizim temiz sermaye dediğimiz sermaye buraya gelecek. Çok önemli bazı temel yatırımları yapacağız. Özellikle ithalata dönük olan onları Türkiye'de kendimiz üretebiliriz ve çok daha iyi gelir elde edebiliriz. Bununla ilgili de çok güzel şeyler var, projelerimiz var. Bunlar mesela maden rafinerisi kurmak gibi, metal rafinerisi kurmak gibi. Hakkari'nin çinkosunu inşallah yapacağız ve çok daha yüksek bedellerle satacağız dışarıya. Buna benzer çok güzel projelerimiz var. Ahmet Bey kısa bir sorun var dedi. Şimdi henüz aday olmadığınız dönemde bir şeyiniz olmuştu. Ben Kemal geliyorum diye. Evet. Şimdi epey oldu, kampanyada ilerliyor. Geliyor musunuz? Yani meydanlara falan evet. Baktığınızda geliyor musunuz? Meydanlara baktığımda şu, birinci turda kazanacağız. Birinci evet. turda. Evet. Allah nasip ederse birinci turda kazanacağız. Evet. Toplum bir değişimden yana. Yani diyor ki yeter artık diyor. Yani bir değişim olsun, bir bakalım yeni gelenler ne yapacaklar diye. Biz güzel şeyler yapacağız yani. Ahlaklı şeyler, adaletli şeyler yapacağız. İnşallah bunların hepsini yapacağız. Peki çok teşekkür ediyoruz. Davetimizi kabul ettiniz. Programımızda ağırladık. İyi olan kazansın. İyi olan. Evet. Iyi o yüzden kazansın. Meydanlarda diyorum iyilikte yarışalım diyorum. Niye kötülükte yarışıyoruz? İyilikte yarışalım. Kim İyilik daha kazansın. Çok iyilik vaat ediyorsa tabii. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Karar TV ekranlarındaydık. Ankara CHP Genel Merkezi'nden yayınımızı gerçekleştirdik. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladık. Taha Akyol, Ahmet Taş getiren Akif Beki ile beraberdik. Bir sonraki Gündem Özel programında görüşünceye kadar hepinize hayırlı geceler diliyoruz.